Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten yeni bir vlogla selamlar. Yeni bir vlog Bişkek diyorum ama 38. ülkem olan Özbekistan'a doğru yola çıkacağız. Ne diyoruz? Yeni bir vlog başlasın. Özbekistan yolculuğu hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. Bişkek'ten çıktıktan sonra Kazakistan'a gireceğiz. Kazakistan'dan sonra Özbekistan'a. Otobüs güzergahı direkt Kırgızistan'dan Özbekistan'a gitmiyor. Bu yolculuk tahmini olarak bir aksilik olmazsa 12 saat sürecek. Yarın sabah Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te olacağız. Seyahat yapacağımız otobüs bu. Valizlerimizi verdik. Evet, Taşkent otobüsümüz. Kazakistan sınırına geldik. Otobüste ineceğiz. Pasaport kontrolünden geçeceğiz. Otobüsten indik. Çantalarımızı aldık. Şimdi sınıra doğru gidiyoruz. Sınırda pasaport kontrolünden geçtikten sonra tekrar otobüse bineceğiz. İlk önce Kırgızistan sınırına gidiyoruz. Bu Kırgızistan sınırından geçtikten sonra, araba giden sonra Kazakistan sınırı. Kazakistan sınırından geçtikten sonra pasaport kontrolüne tekrar otobüse bineceğiz. Otobüse indikten sonra Kırgızistan sınırından, daha sonra ara bölge, ondan sonra Kazakistan sınırından sorunsuz bir şekilde geçtik. Şimdi ileri doğru gidiyoruz. Otobüs kontrol edildikten sonra gelecek. Burada otobüse bineceğiz. Yolculuğumuza devam edeceğiz. 30 dakika bir mola verdi otobüs Kazakistan'da. Burası böyle bir dinlenme tesisi. Genelde tırların konakladığı bir tesis. Otobüste indik, çantalarımızı aldık. Şimdi Özbekistan tarafına doğru geçiyoruz. Böyle burada aynı zamanda para bozduruyorlar. Burada birçok insan elinde paralar var. Döviz bürosu gibi. Bayağı bir kalabalık var. Evet, Kazakistan sınır kapısı, daha sonra Özbekistan sınır kapısına geçeceğiz. Özbekistan topraklarındayım. O kadar sınır kapısından geçtim. Özbekistan'daki gibi rezalet bir sınır kontrolü görmedim. Bir tane kişi 5-6 sıra birden oluyor. İnsanlar birbirlerini itekliyorlar. Rezalet, birbirlerine bağırıyorlar, çağırıyorlar. Herkes herkesin önüne geçmeye çalışıyor. Ya çok enteresan, bir sınır kapısında böyle bir rezalet görmemiştim ama maalesef evet, Özbekistan sınır kapısında böyle bir olaydan karşılaştım. Şimdi otobüsü arıyorum, nerede acaba? Sınır kapısından şehre gitmek için birçok seçenek var. Taksiler, otobüsler. Bizim otobüs nerede? Dur bak, hayırdır Mersin'e? Görünürde otobüsümüz yok. Otobüsten de kimseyi göremedim. Burada da otobüsler var ama bakalım nerede? Şu adam da bizim otobüsten.
Hi. No, no bus. Where's the bus? The green bus, huh? Yeah, green bus. Şu anda otobüs. Over there. Otobüsler görünmüyor. No. Coming through. Yeah, okay. Because I remember in the screen it had a smash. Okay. Passport control chaos. Long time. It's crayons. Yeah. Crazy. Evet, burada otobüsü bekleyeceğiz. Otobüs galiba daha geçmedi sınırdan. Aşırı bir sıcaklık var. Ve aynı zamanda kalabalık ve bir kaos ortamı. Evet, Ali'yi nihayet bulduk. Sınır kapısında ayaklı döviz büroları var. Bu şekilde döviz bozuyorlar. $50 bozdurduk. Bize verdikleri para bu şekilde borç sıfırlı. $50 56.500 son. Bol sıfırlı Özbekistan paraları. Otobüsü beklerken kendimize böyle ekmek ve kavun aldık. Hemen ufaktan bir kahvaltı yapıyoruz otobüs gelene kadar. Otobüsümüz geldi. Taşkent'e geldikten sonra ayağımızın tozuyla buradaki Ali'nin arkadaşları bizi aldı. Evlerinde kısa bir misafir ettiler. Daha sonra da bize kısa bir şehir turu yaptıracaklar. Beraber böyle çıktık. Beraber şehri biraz gezeceğiz. Şehirde yapacağımız ilk şey telefon kartı almak. Çünkü internetsiz olmuyor. Şimdi telefon kartı almak için bir telefon bayisine doğru gidiyoruz. Hava aşırı derecede sıcak. Tahminim 40 derecenin üstünde. 10 gün sonra daha da sıcak olacak diyorlar. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'da Bellini diye bir telefon hattı var. Bu çok tutuyor. Şimdi biz bu hattan alacağız kendimizi. Maalesef. Şu anda sistem çalışmıyormuş. Onun için buradan kart alamıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi seçenekler var. Bugün pazar. Sistem kapalı. Enteresan bir şey. Şimdi başka telefon bayilerine bakacağız. Şu anda şehrin merkezindeyiz. Büyük İpek Yolu diye bir yazı var. Burası metroya giden bir yol. Özbekistan'da en çok gördüğümüz araba modeli Chevrolet. Bunun nedenini sorduk. Fabrikası bu ülkedeymiş. Biraz önce söylediğim gibi bu ülkede en çok kullanılan araç Chevrolet. Yine karşıda bir Chevrolet. Burada Chevrolet. Chevrolet. Buna bakalım. Bu da Chevrolet. Chevrolet. Evet, bir tane Lada gördük. Chevrolet diye böyle devam ediyor. Telefon kartı almak için
alışveriş merkezine geldik. Burası genel merkeziymiş. Evet, şimdi gidip bakalım buradan telefon kartı alabilecek miyiz? Çalışıyor. Evet, Türkçe biliyor. Evet. Çok güzel. Türkçe'ye de çalışmış. Değil mi? Türkçe'yi nerede öğrendiniz? Borgen mi? Okulda. İstanbul'da. İstanbul'da. Ha, üniversite mi okudunuz? Biraz biliyorum. Çok iyi. Güzel. 20 GB olacak internet hattı alıyoruz. Aynı zamanda telefon görüşmesi de yapabileceğiz. Bir haftalık. Ve bunun için ödediğimiz ücret 50 bin. Dolar olarak da 4 dolar yapıyor. Türk parası olarak da yaklaşık 100 TL. Taşkent'te pazara geldik. Hadi şimdi bu pazarı beraber gezelim. Selamun aleyküm. Gelin. Çilek var. Çilek. Harbis kadın var. Şimdi bir de böyle çileğin tadına, çileğin tadına bakacağım. Rengi çok güzel, tadı nasıl? Çilek de çok güzel. Skolka. Adın kilogram. Bu 100.000 soktu. 100.000 soktu. 100.000? 1 kilosu. 2 dakika. Ali, buna 100.000 diyor. Kayısılar, elmalar, şeftaliler, erikler. Afrobit etek kusmi. Kendimiz için böyle üzüm alıyoruz. Ve yanında ceviz de alacağız. Etek ucu sürü etmiyor. Etek afrobit. Üzüm ama bu değil. Oradan kendin. Bu da zordan değil ama. Tamam. Yeni masum üzüm varmış. Ondan verecek. Bu YouTube kanal. YouTube. Oo. Ya izleyeceğiz, Pazarı öğleninden sonra geldiğimiz için fazla bir yoğunluk yok. Kısaca pazarı göstermek istedim. Biz de kısa bir alışveriş yaptık. Meyve ve kuru yemiş alarak şehrin popüler alanlarına olan bir yere geldik. Burayı popüler yapan şey, hemen şöyle göstereyim. Arkamdaki bu muhteşem cami. Bu caminin adı Minor'muş. Muhteşem geniş bir giriş kapısı var. Böyle ön kapının üst tarafında güzel bir işleme sanatı var. Duvarlarda da görebiliyorsunuz. Hadi şimdi içeri gezelim. Yine karşımıza muhteşem bir kapı girişi daha çıkıyor. Aynı şekilde muhteşem bir işleme sanatıyla rengarenk çizilmiş. Caminin avlusu bu şekilde. Tahtalar kullanılmış tavanda ve böyle direklerde. Karşımıza bir turist kafilesi var. Onlara da cami hakkında informasyon veriliyor. Evet dostlarım, bu vlogun da sonuna geldik. Dün geceden beri uykusuzuz. Yolculuk yaptık. Özbekistan'a geldik. Dinlenmeden şehri tanımaya çalıştık. Bir sonraki vlog büyük bir ihtimal Özbekistan'ın farklı bir şehrinde olacak. Bir sonraki vlogda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla, hoşça kalın.